Allah dışarıda kalanlara yardım etsin. Felaket, soğuk var. Rüzgarlı ve karlı. İşte kar manzaraları arkadaşlar. Oh. Ben karı çok seviyorum. Karın altında yürümeyi de seviyorum. Öksürük tuttu, pardon. Bu sefer de böyle olsun dedik. Gayet doğal oldu. Millet elini cebinden çıkartmaya korkuyor, ben video çekiyorum. Bakın, sizin için bu kadar zahmet. Tabii bu arada kayıp düşebilirim. Herhal her şey olabilir. Süper kar yağıyor. Harika. Vallahi bana kalırsa ben sabaha kadar yürürüm yani bu şekilde. Minibüse binmedim. Minibüse geçiyor gideceğim yere. Binmedim çünkü yürümek daha çok cazip geldi. Çünkü bu sene kar görmedik. Bu yüzden bunu değerlendirmek istedim. İstanbul'da olanlar bilirler. Şu an durum böyle. Bayağı yoğun yağıyor. Belki yılın son karıdır, bilemem. Allah bilir. Siz ne örüyorsunuz bakalım? Keyifler nasıl? Herkes sıcacık evinde mi? İşten gelen gidenlere de Allah yardım etsin bu arada. Trafiği düşünemiyorum şimdi. Harika harika. Ben düşeceğim bakalım ne zaman. 2-3 defa kıl payı kurtuldum. Ayakkabılar da tırtıklı ama yine de kayıyor. Bu arada ayakkabılarınızın zeminini kalın giyin. Yerle temas olmasın. Soğuktan da korunmuş olursunuz böylece. Bilmişlik yapmış gibi olmayayım da yani. Teyze de gidiyor. Paçalar ıslanmış. Tabanı da küçücük. Darcık. Taban da dar olduğu için donuyordur galiba. Tabii bu arada doğal konuşuyorum. Türkçe lisan ettiysem affola. Ben yürümeye devam. Özel bir manzara yok. Bu akşam kar altında yürüyoruz. Bazen buz patenine gibi hissediyorum kendimi. Kayıyorum. Uuu.
koştu. Mağazalardan geçiyorum. Bakıyorum koltuk takımlarına. Vallahi hiç koltuk takımı düşünecek halde değilim. Meraklısı olanlara duyurulur. Gezmek görmek isteyen varsa istek gelirse bu konu üzerinde mağaza mağaza gezin derlerse derseniz bakarız. Sorun yok. Sümüklü çocuklara döndüm. Burumu çekip duruyorum. Kusura bakmayın. Ses kirliliği yaptığım için. Yani kendi kendine konuşup da kendi kendine gülen bir ben miyim? Değilimdir elbet. Yalnız değilimdir. Kesin yalnız değilimdir. Karı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Oh! Ben bu karı yerdim küçükken. Hatta bir yörede vardı. Üzerine pekmez döküp yiyorlar. Bir adı var. Bilenler yoruma yazabilir mi acaba? Bu karın üzerine pekmez döküp yiyorlar. Bir tatlı. Sivas yöresine mi aitti acaba? Bilmiyorum. Neyse, parmaklarım dondu, kangren olmak üzere. Herkese iyi akşamlar. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim ayrı ayrı herkese. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.